Bağrında bu kadar çok doğal ve tarihi zenginliği toplamış olan Gazi Mausa'ya hak ettiği kadar turist geliyor mu? Turizm mevsiminde günde 700 ile 1000 turist arası turist geliyor. Bunların yarıdan fazlası Güney Kıbrıs'tan güneye turist olarak gelen yabancılardan oluşuyor. Diğer kısmı ise Girne bölgesine, Kıbrıs'ın kuzeyine, diğer bölgelere gelen turistlerin günübirlik Mausa ziyaretleridir. Genellikle Mausa'nın iki tane büyük oteli, burası ve Salamis. Palm Beach ve şey. Salamis. Dolu çalışıyor bu mevsimlerde. Yani yer bulmak çok zor. Onun dışında bütünüyle günübirlik turistlere dayanıyor bizim. Sizi güneyden burası serbestçe geçiliyor mu? Evet, yabancılar ne kadar zamandır geçiyor. Böyle? 2004'ten beri, 2004, 23 Nisan 2004'te kapılar açıldı. Hmm. 2004'ten beri. Peki Rumlar da geliyor mu buraya? Tabii ki Rumlar da geliyorlar. Rahat biz de gidiyoruz, onlar da geliyor. Bir sıkıntı yok. Tabii ki Türkiye'de kimin iktidar olduğu bizim için çok fazla fark etmiyor. Önemli olan iki devletin, iki kardeş devletin o seviyede medeni kurallar içerisinde ilişkilerini sürdürmesidir esas olan. Bu temel ilke bozulmadığı sürece Türkiye'deki iktidarlarla Kıbrıs'taki iktidarların ilişkisinin bozulması söz konusu olmaz. Dolayısıyla temel olan iki tane birbirini tanıyan kardeş devletin devlet kurallarının gerektirdiği biçimde ilişkilerini sürdürmesidir esas olan. Gazi Mausa'nın en köklü kurumu neresi derseniz, burada 30 yıldır bir eğitim yuvası olarak yükselen Doğu Akdeniz Üniversitesi cevabını alırsınız. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz ve burada da genç öğretim üyelerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Atakan Sarı. Evet Atakan, şimdi de bu sizin okulun önündeyiz değil mi? Evet. Müzik evet. Öğretmenliği. İki binamızdan bir tanesinin önündeyiz. Ön bina diyoruz buraya. Evet. Daha bir ana yola yakın. Hı hı. Şimdi onun önündeyiz. Derslerin, yani toplu derslerin çoğu burada. Bireysel dersler de genellikle arka binada yapılıyor. Peki o zaman biz senden başlayalım. Sen bu güzel kente nasıl geldin? Acaba sana göre de güzel mi? Biz çünkü turistik ziyaretler yapıp doğru gelip gidiyoruz buraya. Sen burada yaşıyorsun. Kaç yıldır yaşıyorsun? Ben 4 yıldır buradayım. Buraya gelmeden önce 7 sene Amerika'nın en böyle karmakarışık eyaletlerinden birinde, New York'taydım, Manhattan'da. 7 sene boyunca kaldım. New York'tan sonra buraya geldin. Evet. Vay. New York'tan sonra nasıl peki burası? Yaklaşık 4-5 sene öğrencilik, üstünde 2-3 sene Cornell'de öğretmenlik yaptım yine New York sınırları içerisinde. Doktorayı da kazanmıştım ama artık yani oradaki insanlar arasındaki bağlantı biraz politik ve resmi gelmeye başlamıştı. Çevremde pek yani Türkiye'li insan kalmadı. Sürekli İngilizcenin içerisindeyim. Yani yavaş yavaş planlar kurmaya başladım doktorayı kazanmama rağmen. Acaba yani
hem artık kendi memleketime ya da oraya yakın bir yere dönüp bir şeyler yapabilir miyim diye. Yani Türkiye'ye dönme konusunda birazcık çekince vardı çünkü birazcık daha seküler bir yer ama aynı zamanda birazcık daha da hani artık Türkçe, kendi insanımın olduğu bir yer neresi olabilir diye. Kendi memleketim İzmir'den sonra Kıbrıs'a da zaten 15 yaşından beri konserler nedeniyle gelip gidiyorum. Burası benim için çok uygun oldu. Sen akademik olarak kazandığın bir başarı neticesinde mi buraya geldin yoksa ben burayı seçeceğim ve buraya geleceğim diye mi yöneldin? Ben önce hiçbir plan yapmadan buraya geldim. Sonra birkaç ay içerisinde başvurdum ve sağ olsunlar hemen kabul ettiler. Zaten hemen gelir gelmez bir konser yapmıştım buradaki yine üniversitenin salonunda. Yani hemen işe başladım burada gelir gelmez. Şimdi de ayrılmamı gerektirecek herhangi bir sebep yok. Peki o zaman sen 4 yıldır burada yaşadığına göre Mausalı sayılırsın. Söyle bakalım bize Mausa sana göre nasıl bir kent? Dışarıdakilere göre nasıl bir kent? Her yerde olduğu gibi insanın birazcık iç değerleriyle alakalı bir yer. Yani biliyorsunuz Namık Kemal açısından bakarsanız bir sürgün yeri. Evet. Belki şanssızlık, kadersizlik yani anlamına gelebilir. Ama insanın iç değerleriyle birazcık alakalı bir şey. Oldukça biliyorsunuz belki Türkiye'de Seferihisar gibi düşünüldüğü zaman o kadar dingin, o kadar sakin bir yer. Denizi, kalesi yani görsel açıdan olağanüstü zenginliğe sahip bir yer. Tabii ufak tefek sıkıntılar var. Yani akademisyen gözüyle baktığınız zaman bugün baktığınızda üniversite yolunda bir tane kitap evi bulamazsınız. Daha ziyade karşılıklı nargile ve pub tarzı şeyler var. Bunlar ufak tefek şikayetlerimiz ama onun dışında burada yaşamak diyorsunuz size çok zaman kazandırıyor. Dediğim gibi Amerika'da hep başkaları için, hayatta kalabilmek için çalışırken burada insanın kendisine çok vakit ayırabildiği yani anlar oluyor. Bunlar da bizim için çok önemli kendimizi geliştirmek açısından. Sen sadece bir öğretmen değilsin, aynı zamanda müzisyensin. Evet. Konserler veriyorsun. Oyunu da göreceğiz senin. Peki bu üniversitenin kampüsü sadece bizim şimdi içinde bulunduğumuz bugün 40 dereceye yakın galiba değil mi sıcaklık? Evet mutlaka. Şu anda güneşteyiz ve herhalde kesin 40'ın üzerindeyizdir. Rahat. Evet o yüzden boncuk boncuk terliyorsun. Öyle. Mesela vakit geçirmek için öğrenciler açısından soruyorum. Vakit geçirmek için bu okulun kampüsü nasıl bir yer? Okulun kampüsü yani birçok açıdan öğrencilerin bütün gününü rahat rahat güzel bir şekilde değerlendireceği imkanlara sahip. Spor salonları, açık hava yani tesisleri olsun. Ve de çok yeşil bir yer gördüğünüz gibi. Evet. Yani bir öğrencinin arayıp da bulamayacağı neredeyse hiçbir şey yok diyebilirim kampüs evet. için. Oldukça da geniş bir alan. Bisikletlileri görüyorsunuz. Yani birazcık İsviçre'yi, İsveç'i, Hollanda'yı anımsatan bir havası var. Evet. Motorlu taşıt gelmeden önce zaten Kıbrıs'ın genelinde eşek ve bisikletle seyahat edildiği için halen bisikletlilere saygı gerçekten şehir içinde de çok üst noktada. O bakımdan gayet güzel. Evet. Ben aslında bu soruyu sordum ama bunun cevabını biliyordum. Benim de oğlum bu okulda okudu ve basketbol oynamadığı zamanlarda derse girerek en iyi öğrenci olmuştu. Çünkü başka bir yere gitmeye gerek yok. Sadece okul bütün zamanı geçirecek kadar güzel bir konfora sahip. Gerçekten burası. Öyle. Gerçekten öyle. Üniversite kurulmadan önce Mausa'nın zaten ne kadar küçük, yani köyü anımsatan bir halde olduğundan herkes sorsanız bahseder. Ama yani üniversite oluştuktan sonra burası artık ayrı bir şehir gibi, şehrin dışında başka bir şey gibi olmaya başladı. Yani öğrencinin kampüsten adımını atmadan bile yaşaması mümkün. Fakat tabii nefis denizin de sunduğu imkanlardan yararlanmak evet, daha hoş. Güzel. Peki o zaman biz içeri gidelim. Şu piyanonun başında biraz da sanatçılığına tanık olalım seninle. Olur. Buyurun. Hadi bakalım. Atakan Sarı çok genç yaşına karşın klasik müzik dünyasında hatırı sayılır bir şöhretin sahibi. Hakkında yazılanlar arasında şu satırlar dikkati çekiyor. Çok parlak bir piyanist. Küçük yaşıyla kıyaslanmayacak derecede piyano edebiyatını sindirmiş bir altyapısı var. Thank you.
doğal güzelliklerini gezip dolaşıyoruz. Onları görüyorsunuz ama bir de estetik güzellikleri var ve onların en önemlilerinden bir tanesi ressam Ümit İnatçı'nın atölyesindeyiz. Hem ismi güzel, hem soyadı güzel, hem yaptığı iş güzel. Üçü bir araya gelince neler oluyor derseniz onu kendisinden öğrenelim. Merhaba, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, siz şimdi Mausalısınız. Doğuma büyüme galiba, değil mi? Değil. Doğum, evet. Biraz karışık. Doğum Limasol. Hı. Ama bütün ailem Baflı. Ben de kendimi Baflı hissediyorum. Kıbrıs'ın güneybatısında bir kent, liman kenti, antik bir kent. Yani ta Yunanlılardan başlayarak çok derin bir tarihe sahip bir kent. Dağ ve denizin birleştiği bir kent. Bak nasıl aşık olmuş gibi bahsediyorum bu kentten. Çünkü Baflılar böyledir. Kendi kentlerine çok aşık bir toplumdur Baflılar. Ama 74'ten bu yana biliyorsunuz o nüfus değişimi, değiş tokuşu yapıldı ya. Hareket şeyden sonra işte toplumlar arası. Önce Rumlar kendi aralarında, sonra toplumlar arası savaştan ve işte Türkiye'nin adaya gelmesiyle böyle bir fiziki bölünme yaşandı iki toplum arasında. Ki bu fiziki bölünme derken coğrafi bölünme ve organik bölünme diyelim buna. Hı hı. O zamandan beridir yani 74-75'ten beridir Mausalıyız. Gerçi ben çok da yerleşik bir hayatım olmadı benim. İşte 78'de liseyi bitirdim. İngiltere'ye gittim. İngiltere'den İtalya'ya gittim. Ne okudunuz orada? Güzel Sanatlar Akademisi. Resim. Resim okudunuz. Evet. Önce İngiltere'de hangi üniversitedeydiniz? Yine orada sanat eğitimi almak için bulundum. Pek açmadı beni oranın şeyi. Kafamda İtalya vardı. Biraz macera perest olduğum için. Orada önce bir koleje gittim. Bir yıl kadar. Ondan sonra bırakıp İtalya'ya İtalya'da gittim. İtalya'da nerede okudunuz? İtalya, Perugia kentinde. Pietro Vannucci Akademisi, yani işte Rafael'in okuduğu okuldanım diyebilirim. Pietro Vannucci'nin öğrencisi, Rafael'in okulundanım. Aynı atölyede, aynı havayı soludum ben de. Rönesans'a dayanıyorsunuz. Öyle. Yani insan değişik hissediyor oralarda. Daha peki bir biz başka. Kıbrıs'tan devam edelim. Sanatçılar için böyle toprağına bağlı olmak çok anlamlı değil ama ayrılmadığı sürece. Şimdi bunu en çok Nazım Hikmet'te görüyoruz. Buradan ayrılınsa çok önemli olmayacağını düşünürmüş. Ayrıldıktan sonra Türkiye'den çok ağır travma olarak yaşamış. Siz Baflısınız ama oraya uzun yıllar gidemediniz herhalde, değil mi? Aslında bu travmayı biz sürekli yaşıyoruz. Yani şimdi bir yerinden kopma travması var. Bu sosyolojik bir travmadır. Bebenin anadan ani kopması, yani o büyüme süreçlerini yaşamadan ansızın kopması gibi bir şey yaşadık. Çünkü yani en azından benim yaşımdakiler, 14-15 yaşlarındakiler tam o ergenlik çağında çevresiyle ilgili daha değişik bir ilişkiye girer. Yani hafıza beslemeye başlar, bir şeyler inşa etmeye başlar. Kendi kişiliğiyle ilgili, kimliğiyle ilgili, çevresiyle ilgili, geçmişiyle ilgili, babasıyla, dedesiyle ilgili. Çünkü hem büyümektedir hem de büyürken onun büyüten kültürle de ilgilenmeye başlar. Yani o dönem değişik bir dönemdir. İşte tam da o dönemde insanın bir yerden kopması gerçekten travmatik bir olaydır. Ama bu süreyen travma ya da süre gelen travma aslında bizde sadece bir yerden kopmakla ilgili değil. Bir hafızadan kopmakla da ilgilidir. Çünkü yeniden başka bir İnsan kendi yaşantısıyla ilgili yeni bir hafıza oluşturmaya başlar ve onu da başaramadığını görünce ikinci bir travma da yaşar. Biz bunu yaşıyoruz Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türkler olarak. Hem bir yerden koptuk, başka bir yere tutunmaya çalıştık ama o başka bir yerde bir türlü bizim toprağımız olamadı. Yani en azından ben böyle bir hissiyat içindeyim. Çünkü 74'ten sonra ola gelenler, işte bu toplumun Türkiye'deki gelen giden hükümetlerin idaresine göbekten bağlı olması, Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi işte siz beslemesiniz gibi durumlara düşmesi beni ciddi rahatsız ediyor. Ve o konuda da
bir siyasi kimlik olarak bundan çok rahatsızlık hissediyorum. Yani evet bir kopma yaşadık ama bir yere aslında tutunamadık. Bir de onun acısı var. Bu özellikle doğduğu yerlerden kopan insanlar, doğduğu topraklardan kopan insanlar gittikleri yerlerde de fazla kabul görmemelerinden şikayetçidir. Mesela İstanbul'dan Atina'ya gidenler orada ya mübadeleyle daha önce gidenler Türk tohumu diye. Burada Rumdular, orada da Türk tohumu oldular. Bize de gavur diyorlardı Türkiye'den gelenler. Yani böyle bir durum var. Bir dakika. Türkiye'den gelenleri kastetmiyorum. Bu Kıbrıs'ın yerleşik halkı. Ama bizde oldu bu. Yani böyle bir tabii hiç tasvip etmiyoruz bunları. Bunlar çirkin şeyler. İnsanlar arası. Nerede kaldım ki ben internasyonalist birisiyim. Evet. Aşırı tepki gösteririm. Tüm her çeşit milliyetçiliğe. Yani hatta aşırı sol denebilecek kadar bir eğilimim var ama bu maalesef yaşandı. Bu sadece Türkiye'lilerle evet sadece Türkiye'den Kıbrıslılara değil Kıbrıslılardan Türkiye'lilere de böyle şövenist kalkışmalar gözlemlendi. Yani işte kara sakal gibi ne bileyim işte bu gibi sözler. Yani bir etki tepki meselesi vardır ki bunlar çok çirkin şeylerdir. Ama neden yaşandı bunlar? İşte bu tutunamamadan yaşandı. Yani bu Kıbrıslılar hem bir yerde yeniden belki yeni bir hayat inşa etmek için yeni yerlere geldiler. Tabii önlerine ganimet sunuldu. Sonunda senin olmayan mal sana verildi. Al bu Rumun evi artık senindir denildi. İşte tarlasını, arsasını aldın. Yani böyle bir etik bozulma da, bir dekadans, bir çöküş de yaşandığı için bütün bunlar belki siyaseti de etkiledi. İnsanların davranış biçimlerini de bozdu. Ve evrensel düşünemedik. Birbirimize tepki gösterdik. Halbuki bunlar olmaması lazımdı. Ama maalesef bugün siyasetimizi etkiliyor bunlar. Savaş olunca her şey oluyor. Evet. Değil mi? Savaş. İşte bunları düzgün kafayla değerlendirmek lazım. Peki siz şimdi 2006'dan beri galiba değil mi açıldı? 2004 müydü? 2004. 2004'ten beri açıldı. Güney'e gidip eski doğduğunuz evi, baba evinizi, kendi evinizi. Vallahi ben yollar açılmadan o tarafa gittim. Hatta ne zaman? 1990. Atina'dan mı? İtalya'dan. Hı. 1889'da sergi açtım. 1989'da sergi açtım. O dönemin Cumhurbaşkanı Vasiliu bana dedi ki niye gelmiyorsun buralarda şeyler yap. İşte televizyon var, üniversite açıyoruz falan. Benim de kafama yattı ve gittim. Ve o zaman büyük bir skandaldı. Persona non grata ilan edildim. Burada, Kuzey burada, Kıbrıs'ta. Kuzey'e hiç geçemedim. 7 sene sonra tekrar döndüğümde soruşturma ya tabii tutuldum. Nerede kaldınız 7 sene? Güney'de. Bafta? Yok, Lefkoşa'da. Lefkoşa'da kaldınız. Hem üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Diğer taraftan da RİK, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nda hem radyoda hem televizyonda çalıştım. Yani amacım orada efendilerin sözlerinin dışına çıkarak evet biz iki toplum barış içinde yaşayabiliriz diyebilmek için böyle macera perest bir şeyde bulundum. Evet. Bu da benim tabii kişiliğimle ilgili. Çünkü haylaz çocuk olarak bilinirim bu taraflarda. Evet. Yani benim gittiğim zaman oralara çok giden kişiler yoktu. Söylediğiniz tarih çok erken. Peki burada vatan haini ilan edildiniz. Orada nasıldı? Benim gibi birçok kişi tabii. Öyle bir modadır bilirsiniz. Evet. Biraz rejimlere karşı gelen insanları vatan haini ilan ederler ama tabii ki canım bizim de vatan hainlerimiz var. Nazım Hikmet en ünlüsü bizim için şeref madalyası yani. Onların Nazım Hikmet'i yurt dışına çıkartanlar, vatandaşlıkla çıktı. Evet. Nerede onlar şimdi? Yok ama Nazım yaşıyor. Tabii, öyle değil mi? Tabii. Peki orada üst düzey entelektüelleri ayırıyorum. Halkla münasebetleriniz sorunlar var. Sorunlar var. Yani benim çok kötü tecrübelerim olmadı. Birkaç kötü tecrübem oldu ki yani şunu açıkça söyleyebiliriz. İki toplumun içine yerleşmiş şöven kesimler, aşırı milliyetçi kesimler, birbirini çekememe, bu alt bilince yerleşmiş düşmansama, yoksama eğilimleri çok yerleşiktir iki toplumda da. İşte Rumların yenilmiş olmalarının getirdiği bir kompleks, devamlı mağduriyet psikolojisiyle davranmaları,
bir Türk düşmanlığı beslemeleri kendi işlerinde. Bizde de aynen 74'teki o mağduriyet psikolojisi, işte Rumlarla bir arada yaşayamayız. Yani bir sürü sadece siyasi sorunlar değil, alt bilince yerleşmiş psikolojik sorunlar da vardır ki aslında benim için siyasi sorunlardan daha önemlidir psikolojik sorunlar. Biraz bunları tedavi etsek belki daha doğru bir yörünge bulabiliriz barışa doğru ilerlemek için. Siz ne zaman döndünüz tarafa? Ben çok gittim geldim. Yok. Yani dönme tarihlerim 1-2-3 kezdir diyebilirim. Hmm. Şöyle diyeyim, Kıbrıs'ın güneyine yerleştikten sonra, daha doğrusu başından başlayayım. Liseyi bitirdim. İngiltere'ye gittim. İngiltere'den İtalya'ya gittim. İtalya'dan sonra buraya geldim. İşte asker kaçağı diye tutuklandım havalanında. İşte sakıncalı piyade olarak 2 yıl cezalı er askerlik yaptım. Ondan sonra İtalya'ya döndüm. Bitince İtalya'dan güneye gittim. Güneyden tekrar İtalya'ya döndüm. İtalya'dan İngiltere'ye gittim. İngiltere'den tekrar Kıbrıs'a geldim. Kuzey Kıbrıs'a geldim. Kuzey Kıbrıs'ta yazılarımdan dolayı üniversitedeki görevimden atıldım. Denktaş'la o zaman atışıyorduk. İşimi kaybettim. İşimi kaybettikten sonra tekrar güneye gittim. Güneyde de bana bir teklif geldi Kıbrıs elçiliğinde, Londra temsilciliğinde. Kültür ateşeliği, diplomatlık. Onu kabul ettim. Londra'da 2 yıl kaldıktan sonra işte o anlam planı dönemleri falan bir şeyler oldu olacak hevesine kapılarak oradaki işimi bıraktım. Buraya döndüm. Geldiniz. Evet, 2000'de. Yes be annem kampanyasına yes katıldım. Yes be annemci dönemde evet. Geldik. Ama olmadı o iş. Evet. Yaş işti. Evet. Ümit İnançlı dostumuz bize kitabını imzaladı, verdi. Çok da güzel, değerli bir anı. Fakat sonra başka bir şey oldu. Diğer kitaplarını da getirdi. Sanat ve sanatçı üzerine yazdığı yazıları Kopma ismiyle toplamış. Sonra diğer kitapları, şiirleri ve bunların hepsini imzalarsa eğer bizim burada bugünü tamamlamamız lazım ki diğer çekimleri yapamamamız anlamına geliyor. Onun için bunları bu şekilde aldık. Bir kütüphanemiz oldu buradan giderken. Ama bizi çok yakından ilgilendiren başka bir şey var. Onun yayınladığı dergi. İnsan, zaman, mekan. Yani zaman, mekan, insan oldu mu bizim programımız. İnsanı başa aldığımız zaman ise o zaman bu Kıbrıslı Aydın'ın Düşün Sanat Yazın Dergisi Kıbrıslı Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin yayın organıdır diyor. Biz hemen ondan bu yayın organı ile ilgili i̇sim bilgi. Kardeşliğimiz var yani. Evet, isim kardeşliğimiz var. Hani belediyelerde şey var ya, ufak bir ortaklık bulunca kardeş belediye ilan ediliyor. Biz de dergiyle programımızı kardeş ilan ediyoruz burada. Çünkü zaten her şeyi uyuyor. Birebir üstelik de uyuyor. En canlı olduğunuz sezon neresi ve hangi aylar? Bugüne kadar Mayıs ile Ekim arasıydı. He. Fakat son iki sezondur bu Haziran ile Eylül arası oldu. Ha, genişledi biraz. Yok, daraldı. Ha, Mayıs'tı pardon. Mayıs'tı, daraldı. Bu sene halen daha açılamıyor. Temmuz'a geldik. Evet. Halen daha işi açılamıyor. Niye acaba? Ya genelde bir durgunluk var dünyada, yani Avrupa'da da öyle. Buraya nereden geliyordu turist daha çok? Yerli dediniz yani Türkiye'den gelenler. Yerli Türkiye'den gelenler işte bayramlarla falan gelir. Onun dışında yabancı turistler, burada olanlar var, otellerde kalanlar var. Hmm. Bir de günübirlik güneyden gelenler var. Hmm. Güney Kıbrıs'tan, evet, Rumlar. Evet. O yeni dahi değil mi? 2004 ama 10 yıl oldu artık. Yok. O daha 2 yıl. Ha, 2 yıldır. 2 yıldır. Yani turlar falan o yönde 2 yıldır. Emin oldular hani geçerse Kore Türkler bizim, evet, çanımızı tıkamaz. Yok, geçenlerin çoğu da memnundur. Ha.
burada daha farklıdırlar ama ulaşım sorunlarından dolayı direkt oraya iniyorlar. Orada kalıyorlar. Orası dediğiniz? Güneyde. Güneyde kalıyor. Sonra buraya turla gelirse geliyorlar. Evet. Peki burası en merkezi çarşısı mı? En merkezi çarşısı burası. Buranın adı ne? Buranın adı Sinan Paşa. Namık Kemal Meydanı der. Ha, Namık Kemal Meydanı. Namık Kemal'in zindanı arkada. Arkada, evet. Namık Kemal'in olduğu yer burası. Şimdi bu da benim gazetecilik kısmetim. Gidiyorum, kapısını çalıyorum, biriyle konuşuyorum. Çantacı Mustafa diyor. Sonradan bu çıkıyor konuştuğum adam. Bakar mısınız? Yakın Doğu'nun uzak limanı sürprizlerle dolu bir bölüm oldu. Gerçek bir dünya yıldızının muhteşem konseri ise Gazi Mausa'nın bize verdiği büyük ödül niteliğindeydi. Mausa Kültür Sanat Festivali 17 yıldır yapılıyor. Biz 17.sine denk geldik ve bu akşam olağanüstü bir sanatçı var. İspanyol Luz Casal'ı izleyeceğiz birazdan burada. Salamis Antik Kenti'nin amfiteyatrında. Tu buen humor, dame tu melancolía.